Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flutter'da taşma hatalarına öncelik vereceğiz. Yani bir konu işlemek yerine normalde projemizde karşılaştığımız taşma hatalarını nasıl giderebiliriz? Hangi widget'ları kullanarak bunları yok edebiliriz? Bunlara örnek vereceğiz. Hatta beraber şu an deneyeceğiz. Şimdi öncelikle normal bir proje açıyoruz. Normal proje açtığımızda sadece column oluşturduk. Daha doğrusu gelen projeyi ben kalıma hiç dokunmadım. Direkt kaldı. Şimdi onun içinde de text'imiz var. Şu an bu text'ten aşağı doğru bir sürü yazalım ve taşma hatası alacak mıyız bir ona bakalım. Hatta bunun yazısını da birazcık büyütelim. Belki yan tarafa doğru da taşmamız olur. Dikey veya yatay olarak taşma hataları alıyoruz. Font size değil. Hemen buradan fontunu büyütelim. 40 yapalım. Bakalım şu an yana doğru taşma hatası yok pekala. Şimdi text'imizi alıyorum. Alt alta bakalım kalımda ne kadar gidecek? Taşma hatası alacak mıyım? Şu an evet. Taşma hatası alıyorum. Şunu hemen yatay şekilde çevirirsem nasıl olur? Tabii şu an reklam geldi. Evet, şu an yan çevireyim. Hem siz de daha iyi görürsünüz. Şu an gördüğünüz gibi taşma hatasını alıyorum. Burada diyor ki taştı diyor. Şimdi bu taşmayı nasıl gidereceğim? Hemen kalıma geliyorum. Alt Enter diyorum. Wrap with widget diyor. Yani aşağıda hemen geri alayım bir. Şimdi Alt Enter dediğimde burada size seçenek sunuyor hangisini ekleyelim diye. Center eklemeyeceğim, kalım eklemeyeceğim, container eklemeyeceğim, padding, row veya stream builder eklemeyeceğim. Bunlardan farklı bir widget eklediğim için en üsttekini seçiyorum ve buraya single child scroll view ekliyorum. Şimdi bunu ekledikten sonra bir tekrardan çalıştıralım. Şimdi gözüken ekranımızı gösteriyorum. Kaydırma özelliği ekliyor. Böylece taşma hatası almıyoruz. Şu an dikeydeki taşma hatamızı gördüğünüz gibi düzelttik. Yan çevirdiğimizde de dikeyde de ekranda şu an taşma hatası almıyoruz. Pekala, o zaman dikey taşma hatalarını bu şekilde hallettiğimizi gördük. Peki yan tarafa, yani enine bir taşma olursa nasıl yapabiliriz? Onu da hemen row'da gösterelim. Şu kalımı, şu tekstleri, bir tane tekst kalsın. Ya da tekstleri silelim. İkon ekleyelim, öyle gösterelim. Hemen ikonu komple sileyim şunu. Row ekleyeyim direkt. Row ekledim. Şimdi buraya da Circle Avatar'da hemen ikon ekleyeceğim. Ya da ikon da eklemeyeyim. Direkt renk ekleyelim. Şimdi bir bakalım. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bir tane yuvarlağımız oluştu. Bundan bir sıra olsun istiyorum. Şuna da virgül koyayım. Şimdi bunu bir çoğaltalım yan yana. Bir sıra olsun. Bakalım yanına doğru taşmayı nasıl engelleyeceğiz? Tam denk getirmişim. Şu an taşma falan olmadı. Bir tane daha koyalım. Evet, şimdi ekranımıza bakıyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi yanına doğru bir taşma var. Yan tarafı algılamıyor. Peki yan tarafın taşmasını nasıl engelleyeceğiz? Şimdi dikeyi görmüştük az önce. Yine bu sefer de yan tarafa doğru yapacağız. Bakalım. Yine row'a geliyorum. Aynı şekilde yine single child scroll view yapabiliriz. Ama bu dikey demiştik daha önceden. O yüzden bunun direction'ını değiştirmemiz lazım.
Scroll Direction diyorum. Axis diyorum. Bir horizontal veya vertical'ı ok karıştırıyorum. Bir deneyelim bir. Horizontal mıydı? Evet. Yan tarafa horizontalmış. Ve bunu kaydırıyorum. Kaydırma özelliğini gösterdi. Şu an gördüğünüz gibi taşmadı. Şimdi bunu şu şekilde hemen renklerini değiştirerek de gösterelim. Blue diyelim. Hani aynısı daha belirgin olur. Black diyelim. Purple olsun. Farklı farklı renklerde olsun. Böylece yana doğru kaydığını, taşmanın nasıl düzeltildiğini siz de daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Başka renk kaldı mı? Green. Turuncu var. Turuncu yapalım. Buraya da. Aa, bu değişik bir renkmiş. Evet, tamam. Şimdi tekrardan bakalım. Renkli bir şekilde karşımıza çıktı ve tutup sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi taşma hatası yan tarafa doğru da evet bitti. Şimdi bir de resimlerin taşma hatası falan oluyordu. Onlara bakabiliriz. Şimdi bunları siliyorum. Bunu GitHub'a nasıl atabilirim? Ayrı ayrı şekilde yaparım. Zaten videoyu izlerseniz direkt hani koda bakmadan anlayabilirsiniz. Şimdi bunu da resim eklememiz lazım. Resmi expanded'la sığdıracağız arkadaşlar. Ona da hemen bir şuradan sağ tıklayalım. Resim ekleyelim. Küçük harflerle resimler diyelim. Tamam, bunun içine de ben şimdi sokak diye bir şey eklemiştim. Onu bir atalım. Tamam, resimleri resmimizi ekledik. Kütüphaneden hemen bunu bir tanıtalım. Hemen şuradan resim taşmasını da nasıl engelleyebiliriz ona bakalım. Sokak diyorum, resimler diyorum. Peki, get diyorum. Şimdi resmimizi de ekleyelim. Resimler, sokak, JPEG. Bakalım bir resim ekleniyor mu şu an. Şu an bayağı kapladı yani. Bütün şeyi, ekranı. Şimdi yan tarafa doğru. Yani RAW'dayız ya. Bakalım yan yana alacak mı? Şunu hemen kopyala. Yapıştır. Gerçi şu an taşma hatası vermez. Şu an dehşet bir şey oldu. Kaydırabiliyorum. Ve mükemmel bir şekilde sanki yukarıdan böyle izliyormuşum gibi bir görüntüye sahip. Çünkü hemen buradaki resim yatay bir şekilde ve şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Sonra diğer resme geçiyor. Sanki şu an kuş bakışı bakıyormuşuz gibi bir görüntüye sahip oldu bu resim. Şu an böyle yap, hani taşma hatasının hiç almamış olmamızın sebebi şu. Single scroll view, hani biz kendimiz az önce oluşturmuştuk zaten. Şunu bir silelim. Kendi row'un içinde nasıl yapacak? Ona bakalım. Şunu sileyim fazlalık. Şimdi tekrardan bir. Şimdi bu sefer evet. Bir tane resimle nasıl yapar acaba? Resim yatay mı dikey miydi? Unuttum. Şu an bakalım taşma hatası veriyor.
Bir tane resim var şu an. Bakalım bunu Expanded'a alırsam nasıl olacak? Expanded'da sığdırma işlemine yarıyor arkadaşlar. Bu yazıda da olabiliyor, tekste de olabiliyor, resimlerde de olabiliyor. Şimdi bakalım, evet. Şimdi resmi boyutuna göre sığdırdı. Expanded'da bu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer Expanded kullanmazsam az önceki gibi oluyor. Ama eğer Expanded kullanırsam bu şekilde oluyor. Şimdi Expanded kullanarak birkaç tane yapalım. Nasıl olacak bakalım. Şu an raw olduğu için ben biraz kalın gibi düşündüm. Yan yana koydu. Şimdi bunu bir kalın yapalım. Hiç taşma yapmadı fark ettiyseniz. Hemen bir göstereyim. Resmi ekrana hani enine sığdıracak şekilde küçülterek yerleştirdi. Yani kayma da yok bunda. Kayma falan yok. Sadece olan resmin boyutunu ayarlıyor. Ne kadar eleman varsa o kadar onu küçültüyor. Bir de kalım da deneyelim. Hemen kalımdaki ekranı gösteriyorum. Burada da aynı şekilde alt alta sıraladı ve resmin boyutuyla oynadı. Yani sığdırma işlemini yapıyor. Expanded sığdırma anlamına da gelebiliyor. Evet, taşma hatalarında bu widget'ları kullanabiliriz. Bunlar bize kolaylık sağlayabilir. Ben şimdi bu kodları parça parça ayarlayıp yani aynı projede farklı sayfalar yaparım. Navigation kullanırım. O şekilde GitHub'a atarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Böyle önemli bir konudaki konuyu da yani videoyu da çekmiş olduk. Neyse. Görüşmek üzere. Evde kalın.